konuşmanın sunumunun ortasında gelen çok doyurucu ifadelerle ve fiilen yaşadığı tecrübelerle beraber ayakları yere basan bilgileri bizlere verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve burada bu akşam AFAD ekibi olarak yer alan arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarına, siz sevgili öğrencilerimize hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Arkadaşlar, insan olarak hayatta kalma, daha doğrusu canlı olarak hayatta kalma, hepimizin içinde Allah tarafından koklanmış bir bilgi. O hayatta kalma arzusu, yaşadığımız çevrenin özellikleriyle beraber bilgilerle donatırsak karşılaşacağımız afetlerde nefes almamız, yarınlara ulaşmamız daha mümkün gözüküyor. Tabii deprem Anadolu'nun kaçınılmaz bir gerçeği. Belli zaman aralıklarındaki ben çocukluğumdan beri Türkiye'de yaşanmış depremlerle ilgili, yıkımlarla ilgili, ölümlerle ilgili birçok tecrübe, birçok bilgi, birçok durumla karşı karşıya geldik. Depremin yıkıcı etkisinin önlenmesinin en önemli ilacı sağlam bina yapmak. Ama biz baktı zamanda bu sağlam binalar yapamadığımız için ülkemizin imkanları ancak buna el veriyordu. Depremlerde ciddi maalesef ölümler, yıkımlarla karşı karşıya kaldığımız durumlar oldu. İşte en son o büyük depremden sonra 99 depremiydi değil mi? 23 yıl mı geçti? Bu 23 yıl içerisinde kamu kendi binalarını çok büyük oranda yeniledi. Okullarımız çok şükür Tuzla'daki okullarımız bu anlamda artık güçlendirilmeyen yahut yıkılıp yeniden yapılmayan herhangi bir okulumuz kalmadı. Öğrencilerimizin eğitim öğretimi gördüğü milli eğitime bağlı okullarımız şu anda bu dönüşümü sağladı. Fakat sahada sivil yaşamın sürdüğü alanlarda zaman zaman sıkıntılı binalar, durumlar olabiliyor. Bu noktada da belediyeler yenilemeleri vesaireleri yapıyor. Bütün bunlar ayrı olayla ayrı bir boyutu ama depremle karşılaştığımızda bireysel olarak ne yapacağız? İşte bu tatbikatın amacı bu. Ve bu tatbikat arkadaşlarımız çok daha önemseyerek, ciddiye alarak birebir yaşayacağımız durumları sizlere simüle etmek istediler. Sizlerle beraber olacağız. 18.57'de biz de çökeceğiz. O süreci bekledikten sonra düzgün şekilde tahliye edeceğiz. Bazen çok küçük gördüğümüz şeyler, değerli arkadaşlar, gerçekten çok önemli sonuçlar doğurabiliyor. Hani o gaz vanalarının kapatılması yahut işte su yahut elektrik ile ilgili bir takım emniyet tedbirlerinin alınması. İnşallah buradaki öğrendiklerimiz bu akşam buradan sizlere aktarılanlar hayatınıza hiç karşınıza çıkmayacak bilgiler olsun. Allah'tan bunu diliyorum. Ama depreminde Anadolu'nun kaçınılmaz maalesef etkilerinden olduğunu biliyoruz. Öncelikle sağlam bina yapacağız. Yani sizler ileride çok büyük yerlere geleceksiniz. Yapacağınız işlerde ciddiyeti, ehemmiyeti, aklı, bilimi ön plana alarak yapacağınız işin hakkını vererek yapın. Sağlam bina yaparsak zannediyorum korkularımızın büyük çoğunluğu bertaraf olmuş olacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Baktığınız geleceğiniz açık olsun diyorum. Cennet.